Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda ceviz dolgulu şöyle görselli güzel bir kurabiye yapacağız. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kurabiyelerimin hamuru için kullanacak olduğum malzemeler 500 gram un, 250 ml oda ısısında margarin, diriyen tereyağı kullanabilir, 150 gram pudra şekeri, 150 gram yoğurt, 50 ml ayçiçek yağı ve 10 gram kabartma tozu. Tüm tariflerimin kaşık ve bardak ölçüleri videonun başında ekranda ve videonun altında açıklama bölümünde bulunmaktadır. Oradan temin edebilirsiniz. Unu, pudra şekerini ve kabartma tozunu tezgahıma aldım. Önce bunları kendi aralarında bir karıyorum. Pudra şekeriniz eğer topaklanmışsa eriyin. Evet, ondan havuzumu oluşturdum. İçerisine yoğurdu, margarini ve ayçiçek yağını da alıyorum. Şöyle yapalım. Yoğurdu da tam süzemedik. Şöyle. Evet, hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumu yaklaşık bir 5 dakika yoğurdum. Elastik yapı da bir hamur oluyor zaten. Şimdi steş'i saracağım. Hamurum biraz dinlenecek. Hamur beklerken ben de bu arada içine koyacak olduğum malzemeyi hazırlayacağım. Evet, kurabiyemin iç harcını hazırlayacağım. Şimdi bunu tamamen göz kararı hazırlayacağım. Şöyle öğütülmüş toz cevizim var. Bal var elimde ve bir miktar tarçın kullanacağım. Tarçın sevmiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Şöyle biraz tarçın eledim. Şimdi eğer balla yapmak istemiyorsanız, maliyeti çok da yüksek olmasın diyorsanız, bu çam balı, ucuz bir baldır zaten ama. Bir miktar ayçiçek yağı ve bir miktar pudra şekeri ekleyerek bu şekilde tatlandırmasını yapabilirsiniz. Şimdi tamamen göz kararı. Şöyle biraz bal ekleyeceğim. Yoğuracağım. Ondan sonra gerekirse gene ekleyeceğim. Gerekmezse de eklemeyeceğim. Evet, bal yeterli geldi. İşte şöyle bir kıvamda bir iç harcı yeterli olacaktır. Şimdi hamuruna tekrar dönelim. Evet, hamurumun yarısını aldım. Çünkü hamurun bütününü yaparsam çok olacak. Diğer yarısıyla farklı bir kurabiye yapacağım. Çünkü hamurları aynı, içleri farklı. Siz de hamurunuzu ona göre tutun. Yani yarım kilodan çok fazla gelmesin. Bütün ölçüleri yarı yarıya bölebilirsiniz. Şöyle biraz unla, çok fazla da una gerek yok. Çok öyle yapışkan bir hamur değildir. Merdane ile önce eşit bir şekilde tezgahımı açacağım. Evet. Kopat kullanacağım. Kopatla şöyle kesiyorum. Evet. Şu aralarını fazlasını alayım, aradan çıksın. Sonra hepsinin içerisine şöyle iç harcından koyuyorum. Evet, hepsini içine koyduktan sonra da katlama işlemini yapıyorum. Şöyle bir yapıp sıkıyorum. Daha sonra, pardon, açılmasın şöyle.
Bu şekilde katlamasını yapıyorum. Kurabiyelerimi şekillendirdim. Önceden ısıtılmış 130 derece fanlı fonksiyonda fırında pişirmeye veriyorum. Evet, kurabiyelerimi 130 derecede 20 dakika pişirdim. Bazıları açıldı. Onun için biraz daha iyi sıkarsanız iyi olur açılmaması için. Şöyle yakından da göstereyim. Şekilleri bu şekilde. Dilerseniz piştikten sonra şu boşluklara marmelat sıkıp daha da böyle görselli kurabiyelere dönüştürebilirsiniz. Ha, bu arada şöyle yapısına da bakın, dokusuna. Bu şekilde bir cevizli güzel bir kurabiye oldu. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi yaptık, bitirdik. Sizler de yapın, deneyin. Yorumlarda belirtin diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.